Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü projemiz Social Games. Arkadaşlar evet Social Games'in geçen ayı bitti. Geçen ay ben 20 dolar artı 10 dolar aldım. Yani 10 dolar 20 25 challenge tamamlandığı için 20 dolar da sıralamaya girdiğim için almıştım. Şimdi geçen aydan önce 25 oyun atarsanız 10 dolar kazanıyordunuz. Artık geçen ay ve bu ay yani geçen ay da öyleymiş. Bu benim hatam. Kusura bakmayın. Geçen aydan itibaren yani bu aydan itibaren diyelim yaptığınız challenge'a göre arkadaşlar ödül alacaksınız. Yani bu ne demektir? Mesela benim şu an Cyber City'de 22 tanesi yapılmış durumda. 25 tane challenge yapmam lazım arkadaşlar. Bu ay yani bu 10'undan 30'una kadar 25 tane challenge yaparsam eğer 10 doları alıyorum. Yani sizler için yine oyun free to play ama 25 tane challenge yapmanız lazım. Mesela buradaki challenge'lar basit challenge'lar. Ne diyor? İşte jeneratörünü power up'la 2 tane Sumo Race kazan. 25 tane weapon değiştir paintball arenada gibi gibi böyle ödüller var arkadaşlar. İşte Grinders, Eat Something'in Grinders'e gir 4800 puanlık yemek yedir gibi gibi. İşte raid'in birin sonuncu raid'inde easy difficulty'de yani kolay modda final boss'a arkadaşlar vur diyor. En fazla 2 hero ile öldür gibi challenge'lar var. Bunları yaparak ay sonunda 10 dolarınızı ne yapıyorsunuz? Alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde gitgide kişi sayısı arttığı için projedeki pool'lar büyüyor. Pool'lar büyüdüğü için ben tekrar bir yatırım düşünüyorum. Çünkü Star Ligi'ne baktığımız zaman Star Ligi'nde en az 3 hero'su olan insanların yukarılarda olduğunu gördüm. Ve zaten level'ımızı kasmamız gerekiyor ki bu adamlara yetişelim. Mesela bu ay sonunda burada birinci olan 73 matik artı 10 dolarlık matik alacak. Bu da zaten ROI süresini mesela benim için 1 ay yapıyor. 1 ay bile değil, 20 gün yapıyor. Oralara girebilirsem. Şimdi bunun için ben matik yükledim. Ve bu matikle gidelim ve limited edition karakterlerden bir tanesini alalım. Arif'i alacağız ama arkadaşlar. Yani 3. rarity'de olanlardan birini alacağız. Biliyorsunuz bende bir tane karateci vardı. Onlar normal edition. Yani normal karakterler. Şu anda belli bir süreliğine limitli olan karakterler var. Limitli olan hero'lar var. Bunlardan birini seçeceğiz sizlerle beraber. Şimdi buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar görüyorsunuz ki edition olarak baktığınız zaman şöyle mesela burada Ankam'ın da var. Bir tane Ankam'ın karakterimiz var aslında baktığınızda. Şöyle bir ben hemen bir dakika bu Ankam'ın değilmiş pardon bu Extreme'miş arkadaşlar. Şurada update wallet'a basıyorum. Wallet'ın buraya giriliyor. Bu gördüğünüz gibi en sonuncu model karakterimiz diyelim. Bu 1286 matik ediyor. Tabii ki ben şu anda bunları alacak güçte değilim. Bunları almayacağım. Bu da arkadaşlar bir düşüğü, iki düşüğü egzotik mesela. Bu da Laren, Glorious olan. Bu da 579 matik civarında. Tabii ki biz R3 kilo alacağız bugün. Ben bu kadar bir bütçe ayırdım kendimce. R3'lere baktığımızda şöyle bir gelelim hocam. Nino var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Trained skill'leri burada yazıyor. Kiwi 2 var. HP'si falan hepsinin aynıdır diye düşünüyorum. Aslında değilmiş mesela. Bu Mayan'ın HP'si aynı değil. Strength 280. Şuna bakalım. Bunun 214 strength'i var. Şu aşağıda da varlar. Bir bakayım hocam. 455, 216, 463, 244. X power'ı 243. Şu anda ben şeye bakıyorum arkadaşlar. Yani atak yönlü ilerliyorum. Bu mesela çok hem defansa hem atağa böyle eşit gibi bir karakter. Ruba bakalım. Şu mesela şu karakter daha çok power odaklı arkadaşlar. Ama defansı falan çok düşük. O yüzden bunu almayacağım. Benim düşüncem şu anda şunu bir sıfır yapalım. Bu arada yıldızlarımı buna harcamak istemiyorum ben. Bu da yani güzel. 500 CHP'si var. X power'ı çok az. Ya bence en mantıklısı render bot şu anda R3'lerin arasında. Her şey böyle oturaklı duruyor. HP'si de 463 gayet güzel. Şuraya bir şurayı bir sıfır yapalım. Burayı unutmayın. Burada otomatik olarak yıldızı düşürür satın alım. Yaparken ben satın alım yaparken buna dikkat ediyorum. Yıldızımı buna harcamak istemiyorum. Buy in two steps diyoruz arkadaşlar. Burada borrow muhabbeti de var. Biliyorsunuz ama limited edition'larda şu anda yok gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunu 85 matiye alacağız. Buy now dedik. Burası sıfır kalacak hocam. Şimdi wallet'ımıza gelecek. Wallet'tan onaylama yapacağız. Şöyle bir tekrar tıklayayım şuraya. Gelmiş olması lazım. Evet efendim. 85 matik 95 dolara alıyorum arkadaşlar. Ben bunu aldım. Siz kendinize göre belirlersiniz. Nasıl bir build kurduğunuza bağlı olarak değişir. Ben bot alıyorum. Robot alıyorum yani öyle diyeyim. Bu robotu aldık gördüğünüz gibi. Hayırlı uğurlu olsun. Şuradan konfirmde de şuradan lobiye dönelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu karakterleri level atlatıp skill almamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda yeni limited edition olduğu da belli oluyor bu arada. Gördüğünüz gibi. Buna ne yapacağım? Yemek yedireceğim ve güçlendireceğim. Şu anda
anda 30k yemeğim, 113k altınım var benim. Güçlendirmek için ekstra bir şey almama gerek yok. Bir elimdeki yemeklerle bir güçlendirelim bakalım. Bir 10 level'ı geçerse skill'leri kaçta geliyor bilmiyorum. 20'de falan geliyorsa da ekstra oyun içi marketi göstereceğim. Sizlere şuradan update wallet'a tıklıyoruz. Hemen ardından buraya NFT'lerimiz yükleniyor. Şimdi bizim geliştireceğimiz NFT bu olduğu için şunu şöyle bir güzelinden bakalım yedirelim ne kadar yedirebiliyorsak. Evet şu anda 10 level'a geçtik arkadaşlar. Ben 20 level'a kadar götürmeyi düşünüyorum bunu. Eğer elimdeki yemek yeterse şu anda 15'e doğru gidiyoruz. Şunların hepsini bir yedirelim bakalım ne olacak. Arkadaşlar 20 olmadı ama ben bunu yedireceğim ve size farklı bir şey daha göstereceğim. Ben bunu direktmen 20 level'ın üstüne atmak istiyorum. Ama yemeğim yok. Sumo oynamak istemiyorum veya enerjim yok diyelim. Nasıl yemek alırız? Şimdi oyuna farklı bir özellik daha geldi arkadaşlar. Süpermarket özelliği geldi. Bu yüzden benim geçen ay için kazandığım matikleri kullanacağım. Şöyle bir girelim. 25 matikimiz var. Markete girdim şimdi arkadaşlar. Süpermarkete. Şimdi şuradan Charles'tan gelelim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Silver Star'larla altın alabiliyorsunuz. Direkt olarak matiğinizle beraber food alabiliyorsunuz. Bunun haricinde paketler gelecek yakında ve Star'ları da bankadan matik karşılığı alabiliyorsunuz. Benim şu an coin derdim yok. O yüzden yıldızlarımı buna kullanmayacağım. Ama yemek alacağım. Bir miktar. Şöyle bir bakıyorum. Aslında balık mı alsam? Ne yapsam bilemedim. 50 bin. Ya aslında yürütelim. Yürütelim Miro yürüdüğü yere kadar. O yüzden 17 matiklik arkadaşlar. 150 bin puanlık yemek alıyorum. Belki altın buna yetmeyebilir. Yetmezse de döner. Bir miktar da altın alırız yıldızlarımızla. Buradan gördüğünüz gibi Buy Now'a tıkladım arkadaşlar. Buradan onayla diyorum. Birazcık bekleyeceğiz. Sadece confirmlenene kadar. Ardından yemekler ulaşacak envanterimize. Şimdi gördüğünüz gibi transaction geçti. Yemekler anında geldi arkadaşlar. 150k yemeğim var. 150k'da aslında bunun için şeyimiz olması lazım. Şu anda ne kadar matiğim kaldı ona bir bakmak istiyorum. 7 matiğimiz kalmış. Şunu alabilirdik. Neyse bekleyelim. Bir yedirdiğimiz kadar yedirelim. Nereye kadar gidecek bakalım. Grinders'a geri giriyorum. Tekrar karakterimi besleyeceğim. Sonucunda bakalım ne olacak. Şimdi update olduk diyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle botumuzu aldık tekrar. Haydi biz bismillah diyelim yemeklerini yedirmeye başladım. Bu bayağı götürecek bu arada. En büyüsü bu olur lan böyle. Neyse olsun anasını satayım. Limited edition. Yakışmaz mı kardeşimize? Bu arada para da yetecek gibi. Şimdi gördüğünüz gibi 30 level'a getirdim arkadaşlar. Diyor ki City Hall'dan yükseltmezsen daha fazla level arttıramazsın diyor. Bunu da yedirdim. 30 level'a getirdim. Hemen Cyber City'ye geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada City Hall var. City Hall'a giriyorum. City Hall'a giriyoruz. Neden? Çünkü karakterimizi geliştirdik. Siz 30 tane birden yapmayabilirsiniz. Oynayarak kazanabilirsiniz. Oynayarak kazandığınızda onar onar yükseltip mesela yeni skill'leri alabilirsiniz arkadaşlar. Burada VPL management var gördüğünüz gibi. Burada da Heroes Rank Upgrade var. Ben buraya geçiyorum. VPL de almayı düşünüyorum. Yakın zamanda VPL videosu da geldi. Şimdi burada this is my wallet dedim. Upgrade my Heroes dedikten hemen sonra arkadaşlar ne demiş? Ooo. Regenerate yapmamış. Bak çok özür dilerim. Şimdi buradan önce ne yapmamız lazım arkadaşlar? Gidip CyberCorp'tan karakterimizin gelişimini tamamlamamız lazım. CyberCorp'a giriyoruz. Önce buradan gelişim tamamlayacağız. Sonra yeni skill'lerimizi alacağız. Onu da Gym'den yapacağız. Hepsini sırayla yapacağız yani arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Engineering'e tıklıyoruz. Evet şuradan Berkay'ınkini seçiyorum ben. O kazansın. Diğerleri oyun sahibi. Upgrade Heroes on Blockchain dedik arkadaşlar. 6 yıldızda şu anda geliştirebiliyoruz. Start Upgrade dedik. Hemen 2 dakika içerisinde bu bitecek. Ondan sonra bize şuradan bildirim gelecek zaten. O yüzden ben buradan Cyber City'ye geçiyorum ve bekliyorum. Bildirim gelince de Gym'e girip geri skill'lerimizi alacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bana alert ya şu anda geliştirilmiş durumda. O yüzden bir Gym'e giriyorum burada. Gym'e tıkladık arkadaşlar. Evet şimdi Gym'e girdik. Yine Update Wallet diyorum. Wallet burada update'liyoruz arkadaşlar. NFT'lerimiz yüklendi. Yeni skill'lerini öğreneceğimiz NFT'miz bu. Şimdi gördüğünüz gibi I skill'i açılmış. Burada gördüğünüz gibi diyor ki level of rank 3 hazır mısın diyor. Bunun için hazırım diyorum. Bir tane trainer seç diyor. Müsait olan. Şu anda trainer yüklenmedi ama bende. Normalde burada trainerlar oluyor. Arkadaşlar buradan update wallet dedim. Gördüğünüz gibi şu anda geldiler trainerlar. Buradan geliştireceğim hero'mu seçiyorum. Ready'ye basıyorum. Ardından da Charles'ı seçelim buradan. Charles gel bakalım hocam. Charles buraya gel. Oh. Charles geldi. Bakın burada diyor ki train'e başlayacaksan 6 yıldız vermen lazım. Ben de başla diyorum. Burada gördüğünüz gibi time left yazıyor. Bu süre içerisinde arkadaşlar yeni skill'imiz turuncu görünüyor. I'ya basacağız. Bakalım nasıl. Oha çok iyi hero. Mükü abi. Ben şunları da bilmiyorum bu arada. Hero'yu da bir denemiş olalım. Bu böyleymiş. Bu buradan böyle. Şöyle bir gel bakayım. Kafa atıyor buradan da tamam. Şimdi I'ya basıyorum. Gördüğünüz gibi. Geride bomba atıyor.
bu arada. Tamamdır. Şimdi gördüğünüz gibi yeni skill'im açıldı arkadaşlar karakterimde. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın burada ne demiş? Hemen şöyle bir bildirimlere tıklıyorum. Cyber City'ye girip. Congratulations diyor arkadaşlar. Yeni skill'ini aldın diyor. City Hall'a girip geliştirebilirsin Hero'nu diyor. Artık giriyoruz City Hall'a ve geliştireceğiz. 30 level'ın üstüne atacağız. Evet arkadaşlar yine buraya geldik. VPL kısmını yine diyorum. Bakın burası da aslında şu bu videoda anlatabilirim. Bakın burada Virtual Profession lisans alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları bir dahaki videomda göstereceğim sizlere. Örnek veriyorum şu anda Officer dolu. Builder'lar var arkadaşlar. Şu anda bu arada Builder'lar aktifmiş. Buradan alabiliriz. Bu Builder'lar sizlere, bunlar VPL'ler, sizin oyun içerisinde arkadaşlar belli yerler açmanıza yarıyor. Mesela nedir? Team'de Trainer olabiliyorsunuz. Satışçı olabiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim Engineer olabiliyorsunuz. Bakın Sales gördüğünüz gibi satışçı olabiliyorsunuz. Bu satışçılarda ne demiş arkadaşlar? Buranın sahibi diyor %3'ünü alır diyor her şeyin satışların. Mesela Engineer ne diyor arkadaşlar? Burada belli level'lar arasında verilen starların belli bir miktarını siz alıyorsunuz ve Soga coin'i alabiliyorsunuz. Daha coin'imiz çıkmadı. Coin'imizin değeri şu anda belli değil. Bunu biriktirebiliyorsunuz. Bunun haricinde Trainer'a gelin bakalım. Ha Trainer'a bakıyormuşuz zaten. Builder'da da arkadaşlar 1 ile 3 level arasında gördüğünüz gibi coin, 3 ile 7 level arasında star ve 6 ile 11 level arasında arkadaşlar Soga token kazanabiliyorsunuz. Belirli miktarları var. Sınırlı miktarları var. Burada Builder'ı ben alacağım. Muhtemelen kafamda Builder var. Bilemiyorum belki Trainer da alabilirim. Sales da alabilirim. Çünkü kafam karışık yani bu konuda. Bunu da bir dahaki videoda sizlere göstereceğim. Şimdi şöyle buradan geri dönüyorum. Bizim amacımız neydi? Şu anda rank upgrade arkadaşlar. Rank upgrade'de şöyle bir kardeşimiz var. Bu benim wallet'ım dedim. Benim hero'mu dedim. Rank atlat. Bakın gördüğünüz gibi bunu Soga coin'le yapabiliyorsunuz ve 2 dakika içerisinde tamamlanıyor. Bunu da confirm dedik arkadaşlar. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Cyber City'ye tıkladım. Alert bekleyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bildirim geldi. Tıklıyoruz ve diyor ki artık robotun gelişti. Şimdi bunun haricinde District Raid'e zaten sonda gireceğim ama videosunu çekmediğim iki konu var. Birisi match'ler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar da Water Match ve Fire Match var. Bunun haricinde de Combat kısmı var. Önce bir Combat kısmına girelim. Gördüğünüz gibi Arcade bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Buradan start diyorum. Oyuna başlayalım. Bir bunu göstereceğim. Sonra Fire Match ile Water Match'i gösterip videoyu kapatacağım. Şimdi Cyber Combat'te yeni bir mini oyunumuz arkadaşlar. Oyunun içerisinde video farklı farklı mini oyunlar var. Şu anda benim 3 tane karakterim var. Bu 3 karakterden biriyle oynayabiliyorum. Benim en güçlü karakterim şu anda rank 5 olan bu. Tabii ki bu limited edition fakat bu da ileride yani biraz daha bunun level'ını bastıktan sonra bununla oynayabilirim. Ben şu anda arkadaşlar bakın 10 tane burada yer var. Ben bununla başlıyorum. Şimdi şu şişkoyu tokatlayacağız. Player 2 start'a basıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Bu bildiğiniz box oyunu. Bu arada şu sesi de bir kısayım gittik. Siz beni daha çok duyun. Hocam selamun aleyküm. Oy 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 oy. Lan vur lan. Ben niye vuramıyorum lan buna? Heh. Koruyor kendini. K ile de bir tepki atabiliyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Buradan şuna bir tane şöyle indirsem hocam. L ile korunuyorsunuz arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi. Bloklayabiliyoruz. Blokta da olsa normal vurduğunuzda yiyor bu arada. Benimki zaten karateci hocam. Yalnız başka bir şey olsaydı karşımda beni zortlatmıştı şu an. Evet. Birinci turu kazandım gördüğünüz gibi. Rico da rank 1 yazıyor ama yukarıda bakalım hoca. Şimdi space'le falan bir trikler yapacağız bunda hocam. İkinci round. Yumrukla. Yumrukla hocam. Ya şunu yedirmek önemli. Şu damage'ini bozduğu zaman bundan vurmam lazım. Evet. İkinci turu da kazandım. Herhalde bundan sonra zaten winner biziz kardeşim. You win dedi. Gördüğünüz gibi bunu da kazandık hocam. Buradan da tabii ki oynadığınız oyun miktarı artıyor. Belli bir ödül falan alıyorsunuz arkadaşlar. Bunun amacı PvP'si de açılacak yakın zamanda. Bunun arcade modu bu şekilde haberiniz olsun. Şimdi Cyber City'ye geri dönüyorum. Burada gördüğünüz gibi Fire Match'ler var. Şurada yukarıda gördüğünüz gibi co-op'lar var. Bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Bu Fire Match'e bir girelim. Sonra da Water Match'i göstereceğim. Mini oyunları böyle tek tek sizlere göstermiş olalım. Gördüğünüz gibi burada Fire Match kısmındayız. Bakın burada 3 tane benim co-op'um var. Bunlar
bunlar Battle Key olarak geçmekte. Burayı 2x yapıyorum ben yine. Gördüğünüz gibi R4, R5'e kadar gidiyor. Şu anda burada Show Result istediğimiz zaman Play'ini al dedim bir tanesiyle. Bu benimki en iyisi herhalde. 3 tane hero koyabiliyormuşuz bu arada. Şöyle bir başlatalım. 3 tane hero'muzla buna bir deneme sallayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi karakter. Şöyle bir tepiğini basayım şöyle. Oğlum bu zaten çok değişik bir hocamız. Şununla da bir kafamı atarım. Hemen buradan da. Aa bunun niye diğer skill'i yok ya? Normalde bunun diğer skill'in açık olması lazım. Onu bir GM'den girip tekrar kontrol edeceğiz. Maşallah. İyi vurdular. Hop. Şimdi buradaki amaç arkadaşlar şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi club members var. Yani bizim kulübümüz var. Bu arada bunu da birazdan göstereceğim. Bu kulüpteki insanlar buna saldırı yapıyor. Bir nevi klan sistemi olarak düşünebilirsiniz. Ve bunu indirmemiz lazım. Bunu ilerleyen süreçte herkesin gücü olduğu süreçte tabii ki indirebileceğiz. Fakat şu anda sadece club'dan ben saldırdım. Makeovers club'ına da girmek ücretsiz arkadaşlar. Club kısmına gelip beni bulabilirsiniz. Club'ımıza girebilirsiniz. Ve şöyle birazcık daha devam edelim. İkinci turdan hocam şöyle bir vurduk. Hep de yeni karaktere saldırıyor lan. Puşt. Şöyle bir şunu bombaladım. Gibi gibi. Buradan bunu öldürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu öldürdüğümüzde de tabii ki ödüllere ulaşabiliyoruz. Dediğim gibi bu ilerleyen süreçte herkesin saldırısıyla başarıya ulaşabilecek bir durum diyelim. Bunun haricinde de şöyle Cyber City'ye gelelim. Bakın burada key'imiz gidiyor gördüğünüz gibi. Co-op key. Burada water kısmı var. Aynı şeyin water'ı arkadaşlar. Water bag var. Gördüğünüz gibi bunu da aynı şekilde co-op club'ımızla beraber giriş yapıp aynı mantıkla bunu indirebilirsek ödülleri kazanabiliyoruz diyelim. Club'a adam lazım. Haberiniz olsun. Burada da tabii ki NFT de devreye giriyor. Buradaki ödüller de arkadaşlar azımsanacak ödüller değil. Sizi sıralamada çok çok üstlere de atacak kadar sporlar kazanabilirsiniz. Bunun haricinde de zaten Soga Token kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan ben club kısmını göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi burada club'lar var arkadaşlar. Bu club'ların bazısı official, bazısı ise normal insanların açtığı club'lar. Burada sizlere ihtiyacım var. Nerede ihtiyacım var? Official club'ımda ihtiyacım var. Hem her ayın sonunda sizlere belirli bir Soga Token kazandırıyor burası. Hem de bu eventleri beraber yaparsak belli ödüller kazanacağız diyelim. Bunun haricinde arkadaşlar göstereceğim bir şey yok. Hero'mu zaten bu videodan sonra geliştireceğim ve District Raid'den tokenları skorumu kasmaya devam edeceğim diyelim. Yenilikler geldiğinde zaten sizlerle paylaşıyoruz. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski, kendi kararıdır. Her 25 challenge'a 10 dolar. Her hesabınız için 10 dolar. Haberiniz olsun. Multi hesap yasak yalnız onu da bildireyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.